Arkadaşlar hepinize merhaba. Kampüs kanalındayız. Genel tekrarlarla devam ediyoruz. Bugün 3 tane konuya bakacağız. Birisi ısı sıcaklık, diğeri basınç, diğeri de kaldırma kuvveti. Bildiğiniz gibi bu konular TYT'nin de en önemli konuları arasında. Hızlıca başlayalım. Şimdi ilk konumuz ısı sıcaklık. Önce temel kavramlara bakalım. Sıcaklık bizim için çok önemli. Sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisine bağlı bir ölçüdür. Doğrudan ortalama kinetik enerjisini vermez. Dikkat edelim. Bağlı bir ölçüdür ama bir kıyas yapmak için kullanabiliriz. Kesinlikle enerji değildir. Anlaşılması gereken en önemli şeylerden birisi. Sıcaklığı termometre ile ölçtüğümüzü zaten biliyoruz. Birimi derecedir ve farklı termometreler vardır. İşte Celsius, Fahrenheit, Kelvin ya da sizin başka oluşturduğunuz bir X termometresi olabilir. Bunları artık oldukça iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Farklı termometreler arasındaki dönüşümleri yaparken. Basitçe şuraya bakacak olursak. Burada sizin bir X termometresinde sahip olduğunuz sıcaklık değerine eğer X gösteriyorsa bu sizin donma noktanız, bu da sizin kaynama noktanız olacak. Bu şekilde denklemi kullanarak problemleri çözebilirsiniz. Devam edelim. Isıya gelelim. Isı da bir diğer önemli kavram. Aktarılan enerji, kesinlikle ısı aktarılan enerji. Enerjinin doğrudan kendisi değil. Aktarılma vurgusu burada oldukça önemli. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Birimi kalori ya da jüldür. Bu ikisi birbirine aslında aynı. İkisi de enerjinin birimi. Aynı zamanda kinetik enerjinin birimi olarak da düşünebiliriz. Isıyla enerji aynı birimde ama dikkat edelim enerjiyle aynı şey değil. Kesinlikle sahip olunan bir şey değildir. Yani bir maddenin ısısı olmaz ama iç enerjisi olabilir. Sahip olunan bir şey değil. Peki ne dersiniz? Az önce dediğimiz gibi aktarılan bir şey. Cismin sıcaklığının değişmesi durumunda bu cisme verilen ısı ya da alınan ısı. Cismi ısıtmak istiyorsak yani sıcaklığını arttırmak istiyorsak ısı vermeliyiz. Bunun sıcaklığındaki değişimi belirleyen şey kütlesi, bir de burada ne olacak? Öz ısısı olacak. Bunları denkleme koyduğumuz zaman bu değişimi bulabileceğiz. Devam edelim ısı alışverişiyle. Sıcaklıkları farklı maddeler bir araya geldiği zaman son sıcaklıklar eşit oluncaya dek ısı alışverişi devam eder. Birisi 20 santigrat derece ise, birisi 10 santigrat derece ise iki cismi yan yana koyduğumuzda bir süre sonra ne olacak? Bu ikisinin sıcaklığı 20 ile 10 arasındaki bir değere doğru yaklaşacak. Eğer birinin ısı sahası daha fazlaysa, burada MC ile gösterilen ısı sahası, birinin ısı sahası daha fazlaysa son sıcaklık onun sıcaklığına daha yakın olacak. İki madde için söylüyoruz. Ama genel olarak formülünü merak edenler için de basitçe şöyle düşünebiliriz. Bir T sıcaklığında maddemiz var. İşte M kütleli C öz ısısına sahip. Buradaki toplam işareti bize farklı farklı maddeler için bu toplamı yapmamız gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında bu toplam ısı sahasına yani MC çarpımlarına böldüğümüz zaman farklı farklı maddeler için burada toplam yapmamızı istiyor. Gene bu sembol bize bunu anlatıyor. Bu ikisini birbirine böldüğümüzde son sıcaklığı bulmuş olacağız. Peki devam edelim. Isı aktarım yolları neler? Birincisi iletim yolu. Günlük hayattan en iyi bildiğimiz bir elimiz sıcak, bir elimiz soğuk. İkisini birbirine dokundurduğumuzda arada olan ısı alışverişi. Bir diğeri konveksiyon. Günlük hayatta bunu gözlemlememiz pek kolay değil ama bir kettle'ın düğmesine basıp onu çalıştırdığımızda altta ısıtıcı temas yoluyla alttaki sıvı moleküllerini ısıtacak. Ama sıvı moleküllerinin yukarıya doğru olan o hareketi üstteki sıvı moleküllerin de ısınmasını sağlayacak. İşte bu hareketten kaynaklı ısınmaya konveksiyon diyoruz. Özellikle gazlarda ve sıvılarda gerçekleşen ısı alışverişinde oldukça önemli bir yöntem. Bir diğeri de hayatımız için oldukça, yaşam için oldukça kritik ışıma. Güneşten aldığımız enerjiyi güneşe temas ederek herhangi bir şekilde almıyoruz. Nasıl alıyoruz? Güneşten gelen ışınlar dünyaya bize çarptığında bizi ısıtıyor. Sadece güneşte mi ışıma var diyecek olursanız. Isınmış bir kalorifer peteği de aslında bir ışıma yapacak. Termal bir ışıma. Bu sayede de ısıtacak. Evlerimizde UFO tipi işte ısıtıcılar da yine ışıma yoluyla bizleri ısıtıyor olacak. Devam edelim. Bir diğer önemli konu hal değişimi. Cisimlerin sıcaklıklarını arttırdığınız zaman sıcaklık doğrusal bir şekilde artmaya devam etmez. Mesela su için düşünelim. 100 santigrat dereceye geldiğinizde ne olacak? Su artık kaynamaya başlayacak ve gaz haline geçecek. Yani burada bir hal değişimi olacak. Hal değişimi için bir denklemimiz var. Bu bize gene verilen sıvıya ya da katıya verdiğimiz ısı anlamında Q'yu sembolize ediyor. M burada bizim kütlemiz. L de erime ısısı ya da buharlaşma ısısı olabilir. Yani bir katıysa eritmek istiyorsak L erime şeklinde bize verilebilir. Erimeden bahsediyordur. Erime ısısı. L buharlaşmada
Buharlaşma ısısı. Bunlar ne demek? Basitçe şu. Mesela 1 gram buzu, 0 santigrat derecedeki 1 gram buzu eritmeniz için gereken enerji ve ona vermeniz gereken ısı ne olacak? Erime ısısı olacak. Aynı şekilde 1 gram 100 santigrat derecedeki suyu buharlaştırmanız için vermeniz gereken ısı da buharlaşma ısısı olacak. Tabii ki suyun buharlaşma ısısı. Grafiğe baktığımız zaman grafikte şöyle bir şey göreceğiz. Sıcaklık artacak. Diyelim ki su için bu grafik verilmiş. 0 santigrat derecede bir buzu ısıtıyoruz. Eksi T gibi bir sıcaklığımız var. Isıttık. Sıcaklığımız sıfıra geldiğinde belli bir süre erime olayı devam edecek. Daha sonra sıcaklık tekrar artmaya devam edecek. Burada sudan bahsediyoruz. Daha sonrasında burada sıvı artı gaz şeklinde ne olacak? Yavaş yavaş buharlaşma başlayacak. Yani buharlaşma aslında öncesinde de başlıyor. Ona da dikkat edelim. Kaynama başlayacak. Doğru ifade bu. Burada kaynama olacak. Kaynama işlemi tamamlandığında artık elimizde sıvı kalmayacak. Her şey gaza dönüşmüş olacak. Yani su buharından bahsediyoruz. T sıcaklığındaki buzun 100 santigrat derecenin üzerine çıkması grafikteki gibi gösterilmiş dedik. Devam edelim. Genleşme. Sıcaklığı değişen maddelerin moleküler arası mesafe değişeceği için boyutlarında da değişim olur. Genleşme fotokopi çekmeye benzer demiş. Bir benzetme yapılmış. Yani tüm boyutlarda aynı oranda büyütme yapma durumu. Diyelim ki her buradaki kenar iki katına çıktığında ne olmuş olacak? Yani buradaki alfa açısı da değişmeyecek. Hatta onu şöyle bir gösterelim. Geometriden, benzerlikten de bunu biliyoruz. Yaklaşık olarak diyelim ki iki katına çıktığında şuradaki alfa açısı gene aynı kalacak. Ama uzunluklar için durum böyle değil. Uzunluklar tabii ki artabilir, azalabilir. Sıcaklık verdiğiniz maddeye göre de, ısısını arttırdığınız maddeye göre de değişebilir bu. Örneğin suyun sıcaklığını 0'dan 4'e kadar arttırdığınızda genleşmiyor, büzüşüyor. Ama 4'ten sonrasında genleşme oluyor. Bu tarz istisnai durumlar olabilir. Ama basitçe günlük hayatta kıyaslayacak olursak, bir metal çubuğu düşünürsek ısıttığımızda boyunun uzadığını gözlemleyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi genleşme ile ilgili ÖSYM'nin sormayı çok sevdiği tarzda sorulardan bir tanesi. Düşey kisti şekildeki gibi olan türdeş cisim soğutulduğunda ABC uzunlukları nasıl değişir denmiş. Genelde ilk tepkimiz şu oluyor. Bu kenarlarda tabii ki artış olur ama A'da belki azalır gibi düşünebiliyoruz. Çünkü 2-3 birbirine yaklaşacakmış gibi. Bu bir yanılsama. Aslında işin doğrusu şu. C kenarı daha uzun olduğu için, daha fazla artacağı için şuradaki daralmadan daha fazla bir genişleme olacak. Ben bu şeklin daha büyük bir fotokopisini çektiğimi düşünecek olursam az önceki benzetmeye göre nasıl olacak diyelim ki şöyle bir daha büyük bir şekilde çizeceğim. Bu şekilde çizdiğim zaman hem B'nin hem C'nin hem de şuradaki aradaki açıklığın yani A'nın da arttığını göreceğim. Dolayısıyla cevabım artar 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 olacak. Yani D şıkkı. Sıradaki soruyla devam edelim. Zorlayıcı soru. Fahrenheit ve Celsius ölçekli iki termometrede okunan değerlerin birbirine bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Belki daha önce çözmüşsünüzdür. Bir problem olarak da sıklıkla sorulur. Celsius ve Fahrenheit termometrelerinin ikisinin de birleştiği bir sıcaklık değeri var. Eksi 40 Celsius derecesi için aynı zamanda eksi 40 Fahrenheit derecesini görebiliriz. Az önceki termometre dönüşümlerinden de yapılabilir. Yani bu iki termometre aynı değeri gösterdiğinde şöyle bir değerde olacaklar. İkisi de eksi 40'ta olacak. Bunu işaretleyebiliriz. Bunun dışında ekstra olarak bir de şöyle bir şey düşünebiliriz. Burada bulduğumuz değerle elimizde şimdi iki tane seçenek kaldı. Bu seçenekler arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Öncelikle ben D şıkkını şöyle eleyebilirim. Hiç işleme girmek istemiyorum burada. 0 santigrat derecede Fahrenheit termometresinin 32'den başladığını biliyorum. Dolayısıyla burası 30 değil 32 olmalıydı. Demek ki bu yanlış. Buraya geldiğimde sadece ince bir hesapla şunu hesaplamam lazım. 30 santigrat derecede 86 Fahrenheit mi çıkacak? Hızlıca hesapladığımızda bunun da doğru olduğunu görebiliriz. Ama zaten D şıkkını elediğim için cevabım C şıkkı olabilir. Diğer seçeneklere neden hiç bakmadım? Hemen şöyle bakalım. Mesela A'yı basitçe şuradan eleyebilirim. İkisi sıfırdayken sıfır demiş. Doğru değil. Celsius sıfırken Fahrenheit'ın 32 olması gerekirdi. Burada bir hata görüyorum. Buraya baktığım zaman Celsius sıfırken Fahrenheit 32. Bu doğru. Ama eksi 40'a eksi 20 olmuş. Eksi 40'a eksi 40 olmalıydı. Bu seçeneği de bu şekilde eleyebilirim. Gene burada Celsius termometresi de Fahrenheit termometresi için şöyle bir şey söylemiş. Mesela diyelim ki bu 40 santigrat derecede olduğunda bu 100 olduğunu söylemiş. Gene bunlara bakılabilir. Ya da şurada sıfırken şuranın 32 değerinde olmadığını buradan üçgen geometrisinden vesaire görebilirim. Bu şıkkı da öyle eleyebilirim. Olur da bu detaylara takılan arkadaşlar varsa aramızda. Şimdi öğreten soru demiş.
KVL maddelerinin ısı sahası madde miktarı grafikleri sol tarafta verilmiş bize. KVL maddelerinden yapılan iki cisme eşit miktarda ısı veriliyormuş. Yani eşit miktarda L'ye de işte QL, K'ya da QK kadar ve bunlar birbirine eşitmiş. L'den yapılan cismin sıcaklığı daha fazla artıyormuş. L'den yapılan cismin sıcaklığındaki artış daha fazla. O zaman ne olmalı? Hemen denklemlerimi yazacak olursam L'deki değişim için mesela L'nin kütlesi işte CL diyebilirim. Ya da bu ikisini birleştirdiğim zaman zaten burada ısı sahası olarak verilmiş bana. Büyük C ile gösterebilirim. CL çarpı delta T sıcaklık değişimi delta TL diyebilirim buna da. CK diyeyim buna da çarpı delta T K şeklinde olacak. Birisi daha fazla olacak. Bu eşit değil. Onu düzeltelim. L'den yapılan cismin sıcaklığı daha fazla artıyormuş. Demek ki pardon bunu tekrar şöyle aşağıya yazalım. Bu ikisi birbirine eşit. Çünkü verilen ısılar eşit. Farklı olan ne? Delta TL büyüktür. Delta TK. Çünkü buradaki sıcaklık değişimi daha fazla. Şimdi bakalım hangileri doğru olabilir diyor. Bütün olasılıkları düşünmem lazım bu tarz sorularda. Bu çok önemli. Cisimlerin kütleleri eşittir. Şimdi cisimlerin kütlelerinin eşit olma şansı var mı? Bir bakalım. Burada CL dediğim şey ML CL idi. CK dediğim şey de MK, K'nın kütlesi çarpı CK şeklinde. Bunların kütleleri birbirine eşit olup burada şu değerin daha yüksek çıkması için ne olmasını beklerim ben? CL değerinin CK değerinden küçük olmasını beklerim. CL değeri CK'dan daha küçük olamaz mı? Aynı madde değeri için, aynı madde miktarı için baktığımda, aynı kütledeyken L'nin ısı sahası daha düşük olduğuna göre zaten CL'nin, şöyle yazalım, CK'dan daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Eşit olabilirler. L'den yapılan cismin kütlesi daha küçüktür demiş. Şimdi ben aynı zamanda L'den seçtiğim maddenin kütlesini de daha küçük seçmiş olabilirim. Bu kütleyi daha az seçersem zaten sıcaklık artışı daha fazla gibi olacak. Dolayısıyla hiç düşünmeden bunun da doğru olabileceğini kabul edebilirim. Herhangi bir engel yok. Şuradaki denklemlere baktığımda. L'den yapılan cismin kütlesi daha büyüktür demiş. L'den yapılan cismin kütlesi daha büyük olsun. Yani ML, MK'dan daha büyük olsun. Bu iki denklem birbirine eşit olmak zorunda. Bu iki denklem birbirine eşit olması için de CL'nin CK'dan daha büyük olması gerekiyor. Burada renkli kalemle birbirine eşit olan denklemleri bir daha yazayım. Şurada delta TL var elimde eşittir. Burada da delta TK var. Şimdi bakalım. L'nin kütlesi, L'den yapılan cismin kütlesi daha büyük olsun. Eğer bunun kütlesi daha büyükse zaten CL'nin CK'dan daha küçük olduğunu söylemiştim. Eğer buradaki küçüklük çok ciddi bir fark yaratacak olursa tekrar buradaki delta TL denklemi sağlamak için delta TK'dan daha büyük olabilir. Yani bunun önünde bir engel yok. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olacak diyebilirim. Klasik soru demiş. Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına bir örnektir demiş. Güneş altında unutulan cisim güneşten gelen ışınlarla ışıma yoluyla ısınır. Bu değil. Tencerede unutulan kepçeyi tutarken elin yanması. Kepçeye dokunduğumuz zaman kepçedeki yüksek sıcaklıktan kaynaklı elimizle bir ısı alışverişi oluyor. Temastan kaynaklı iletim yoluyla bir alışveriş söz konusu. Dolayısıyla burada bir iletim var. Kömür sobasının odayı ısıtması. Kömür sobası ne yapacak? İçinde yanan kömürle birlikte sobayı ısıtacak ama odanın ısınması sobaya temas eden hava moleküllerinin odaya yayılmasıyla yani konveksiyon yoluyla odayı ısıtması olacak. Bu da konveksiyon yolu. Kalorifer petiği gene sobadaki gibi konveksiyon yoluyla önce havayı ısıtacak. Hava yayılma yoluyla odayı ısıtacak. Bu da değil. Su ısıtıcısındaki suyun ısıtılması gene ilk verdiğim örnekti bu konuyu anlatırken. Su ısıtıcısı tabandaki sıvı moleküllerini ısıtacak. Konveksiyon yoluyla suyun tamamını ısıtacak. Cevabımız B şıkkı. Basınçla devam edelim. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Aslında bu dik kuvvetin büyüklüğü olacak. Basınç skaler büyüklük dikkat edelim. Basınç kuvveti burada artık bir vektörden bahsediyoruz. Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamı kadar olacak. Bir de tabii ki bir yönü olacak. Basınç kuvveti mesela burada diyelim ki siz buraya bir F kuvveti uyguladıysanız basınç kuvveti burada aşağı doğru olacak. Basınca neden olan dik kuvvettir de denilebilir demişiz. Basınca neden olan dik kuvvet derken şunu kastediyoruz. Basınca neden olan kuvvetin burada F. Burada da bir yüzey alanım var.
kuvveti yüzeye böldüğüm zaman buradaki basıncı bulacağım. Birimlerde zaten belirtilmiş. Kuvvet Newton olacak. Yüzey alanı metrekare. Newton bölü metrekareyi aynı zamanda Pascal olarak da adlandırabiliyoruz. Katı basıncına bakalım. Bir cisim ağırlığından dolayı üzerinde bulunduğu yüzeye basınç uygular. Ağırlığından kaynaklı ne yapıyor cisim? Zemine bir etkileşime geçiyor. Zemine bir kuvvet uyguluyor. Zemine şu dik olarak uyguladığı kuvvet bu ağırlığı oluyor. Burada farklı durumlarda değişebilir tabii ki. Çünkü ağırlığını doğrudan iletemeyebilir. G bölü S burada bize basıncı veriyor. Buradaki örneğe baktığımız zaman aslında cismin şöyle bir ağırlığı var. Ama şuradaki iki tane bileşeni ayıracak olursam yüzeye etki eden dik kuvveti bulabilmek için. Beni ilgilendiren burada G kos alfa oluyor. Bir de şurada tabii ki G sin alfa var. Ama yüzeye etki eden dik kuvvet G kos alfa. Onu da şuradaki yüzey alanına böldüğüm zaman neyi bulmuş oluyorum? Basıncı bulmuş oluyorum. S buraya yazılmış ama kastedilen şey buradaki prizmanın kesit alanı. Ona dikkat edelim. Katılarda basınç kuvveti zemin yere paralel ise cismin ağırlığına eşittir. İlk yaptığımız örnek bunu göstermişti. Cismin şekli düzgün ise dikdörtgenler prizması, küp, silindir gibi zemine yaptığı basıncı doğrudan nasıl olarak bulabilirim? Tıpkı sıvılarda olduğu gibi HDG olarak bulabilirim. D burada şuradaki cismin öz kütlesi. Diyelim ki bu demir bir blok ya da tahta bir blok. Bu şekilde de hesaplayabiliyorum. Katılar üzerine etki eden kuvveti aynen iletirler. Yani buradan bir F kuvveti uygularsanız o F kuvvetini buradan olduğu gibi iletir. Ama basıncı iletmeyebilir. Basıncı olduğu gibi iletmeyebilir. Neden? Eğer yüzey alanları farklıysa buradaki kesit alanı S1, buradaki kesit alanı da eğer S2 ise ne olacak? Bir çivi örneğinde düşünelim. Çivinin arka ucundaki basınç düşükken ön ucundaki basınç, sivri ucundaki basınç çok daha yüksek olacak. Böylece zaten çivi duvarda ilerleyecek. Sıvı basıncı. Sıvılar da ağırlıklarından dolayı temas ettikleri noktalara basınç uygular. Ağırlıklarından dolayı dediği için aslında burada bir yer çekimi ivmesinin de olayın içinde olduğunu görmek gerekiyor. Yer çekimi ivmesi olmazsa sıvı basıncı da olmayacak. Zaten sıvı neden aşağıya doğru bir basınç uygulasın? Sıvının basıncını bulurken tek bir kriterimiz var. Sıvının en üst noktasıyla en alt noktasını arasındaki mesafe bizi ilgilendiriyor olacak. L noktasındaki basıncı bulurken ya da eğer K noktasındaki basıncı buluyorsak gene sıvının en üst noktasıyla K arasındaki mesafe bizi ilgilendiriyor olacak. Burada bahsettiğimiz yükseklik bu. Sıvının öz kütlesi ve yer çekimi ivmesi. Sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir. Burada kastedilen şey kabın şekli çok daha farklı olabilir. Siz eğer şöyle bir noktada basınç bulmak isterseniz sıvının üst yüzey ile şu alt noktası arasındaki mesafeyi ölçmeniz gerekecek. Sıvılar basıncı aynen iletirler fakat kuvveti iletmezler. Devam edelim. Kabın şekli düzgün ise tabandaki sıvı basıncı için P eşittir G sıvı bölü S diyebiliriz. Yani tıpkı bir katı blok gibi düşünebiliriz. Bunu sanki burada bir katı bir cisim varmış gibi, tahta parçası varmış gibi. Sıvının toplam ağırlığı bölü S şeklinde yazabiliriz. Zaten sıvının toplam ağırlığını da açık bir şekilde yazıp S'leri sadeleştirdiğimizde burada tekrar HDG'nin kaldığını göreceğiz. H da şuradaki yükseklik, D sıvının öz kütlesi, G zaten yer çekimi ivmesi. Eğer sıvı bütünlüğü varsa aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar eşittir demiş. Kastedilen şey şu. Şimdi burada ben ufak bir renklendirme yapayım ayrıştırmak için. Şurada D1 öz kütleli sıvımız şurayı kaplıyor olsun. Bir de D2 öz kütleli sıvımız farklı bir noktada duruyor. Kastedilen şey şu. Buradaki sıvı için aynı düzeyde şuradaki iki noktada basınçlar birbirine eşit olmalı. Sebebi ne? Sebebi şu. Taban noktalarda basınçlar birbirine eşit. Akışkanlar dinamiğinin bir yasası. Basınçlar eşit olmasaydı bu sıvılarda bir akış olurdu. Buralardaki basınçlar eşit. İkisinden de şöyle H üssü kadar yukarı çıktığında basınçlar gene eşit olacak. Demek ki şu iki noktada basınçlar aynı. Şimdi gelelim. Şu iki noktadaki basıncı bu sefer soldaki şu sıvı, sağdaki şu sıvı şeklinde nasıl yazabilirim? Soldaki sıvı için yazacak olursam H1, buradaki sıvının öz kütlesi D1, yer çekimi ivmesi. Sağ taraftan şuradan basıncı yazacak olursam H2, D2 oradaki sıvının öz kütlesi ve G'de yer çekimi ivmesi şeklinde bir denklem elde edebiliyorum. Sıvı basınç kuvveti. Sıvı basınç kuvveti için bir yüzeyin bir de alanı olması gerekiyor. Çünkü basınç dediğimiz şey kuvvetin yüzeye bölümüydü. Şimdi bir de yüzeyin alanıyla çarptığımız zaman ne olacak? Biz oradaki basınç kuvvetini bulabileceğiz. Örneğin
Tabandaki noktaya bakalım. Tabanın bir kist alanı var. S2 gibi bir kist alanı var. Ve bu noktada basıncın HDG olduğunu söylemiştik. Bunları birbiriyle çarptığımız zaman basınç kuvvetinin büyüklüğünü buluyoruz. Buradaki basınç kuvveti tabii ki bir de aşağıya doğru. Aynı zamanda vektörel olarak da elde edebiliriz. Yan yüzeye bakacak olursam, yan yüzeylerde beni, şimdi buradaki basınç 0, buradaki basınç HDG. Ortalama olarak basıncın HDG bölü 2 olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla HDG bölü 2 diye yazdığım şu şey benim ortalama basınç değerim. Onu bir de yan yüzeyin alanıyla çarparsam bu noktadaki basınç kuvvetini, nokta demeyelim tabii, her noktaya etki eden ayrı ayrı basınçlar var. Buradaki net basınç kuvvetini bulmuş olacağım. Tabii bu da vektör olarak düşünecek olursam ne olacak? Sola doğru olacak. Yine buradaki yüzey içinde ortalama basınç değerini alıyorum. H bölü 2 DG. S3 ile yüzey alanıyla, şuradaki yüzey alanıyla çarptığımda da basınç kuvvetini buluyorum. Buradaki basınç kuvvetinin de şöyle bir yönde olduğunu düşünebiliriz. O yüzeyi dışarıya doğru itecek şekilde. Şimdi özel durumumuz var. Eğer sıvının içinde bulunduğu kap düzgün bir şekilde ise sıvının ağırlığıyla zemindeki basınç kuvveti birbirine eşit. Zaten bu özel durumun katılarla kıyaslamasını da az önce yapmıştık. Eğer zemin, yani zemin kısmı dar, üst kısmı genişse basitçe şöyle düşünebilirim. Hemen şuradakiyle kıyaslıyorum. Şuradaki sıvının ağırlığı buradaki basınç kuvvetine eşit. Ama bu sıvının bir de şurada bir kütlesi var. Demek ki sıvının ağırlığı basınç kuvvetinden burada daha fazla. Benzer bir örneği şurada düşünürsem, şöyle bir sadece kiste bakacak olursam, şurada kalan sıvının ağırlığıyla basınç kuvveti birbirine eşit. Şöyle daha doğrusu şu. Yüzeyin üstündeki kısma bakmam gerekiyor. Onu düzelteyim hemen. Yüzeyin üstünde şu kadar sıvı varmış gibi düşünüyorum. Bu bana basınç kuvvetini veriyor. Ama aslında şuralarda sıvı olmadığı için sıvının ağırlığı basınç kuvvetinden daha küçük olacak. Torricelli deneyiyle açık hava basıncı hesaplanabilir demişiz. Bakalım şimdi. Burada eğer bir boşluk varsa şuradaki basıncın sıfır olduğunu düşünebilirim. Şuradaki sıvı basıncına bakacak olursam buradaki sıvı basıncı da ne olacak? Şuradaki yükseklik H, D sıvı G kadar olacak. Şimdi alt bir noktaya indiğimde şurada başka bir basınç değeri olsun, P üssü. Şurada da bir P üssü değeri var. Geriye tekrar çıktığımda şuradaki basınç değeriyle şuradaki basınç değerinin birbirine eşit olduğunu görmem gerekiyor. Madem ki şuradaki basınç değeri HDG kadardı, bu da demek ki dışarıdan bana verilen açık hava basıncını verecek. Bu şekilde bir denklem elde edebilirim. Gaz basıncı. Gazlar bulundukları kabın tüm çeperlerine eşit basınç uygularlar. Kapları burada oldukça küçük kabul ediyoruz. Çok büyük kaplar düşünürsek bir sıkıntı çıkabilir. Ne gibi? Atmosferi düşünelim. Atmosferin üst noktalarında basınç hala aynı değil. Bizim düşündüğümüz kaplar oldukça küçük. Yani laboratuvar ölçeğinde. Dolayısıyla üst noktasıyla alt noktasındaki gaz basıncı birbirine eşit. Böylece her noktadaki gaz basıncı değeri de birbirine eşit. Kapalı bir kapta gazların sıcaklığı ve molekül sayısı değişmediği takdirde PV sabit olur. Kimyadan da görüyorsunuz bunu. PV eşittir NRT şeklinde yazdığımız denklemde. N buradaki molekül sayısı. Molekül sayısı değişmeyecekse R zaten evrensel bir sabit. Sıcaklık da değişmeyecekse P çarpı V basınç çarpı hacim daima birbirine eşit kalacak. Basitçe şöyle düşünebilirim. Olur da ben burayı sıkıştırırsam, hacmi azaltırsam bu denklem sabit kalabilmesi için basıncın artması gerekiyor. Bunu da bu şekliyle uygulayabilirim. Şimdi klasik bir soru demiş, katı basıncıyla ilgili. Kütle hacim grafikleri verilmiş, eşit hacimli demiş bana. Şimdi eşit hacimli dediğine göre baştan şunu düşünebilirim. Bunlar eşit hacimde olduğuna göre kütlesi en büyük olan X olacak. Sonra Y, sonra da Z olacak şeklinde düşünebilirim. Üst üste konmuşlar. Cisimler şekil 2'deki gibi üst üste konduklarında yaptıkları basınç, yani şöyle, buna P1, buna P2, buna da P3 diyelim demiş. Peki. Bunları bir kıyaslamamı istemiş benden. Şimdi bu cisimlerin hacimleri birbirine eşit, taban alanlarında birbirine eşit olduğunu düşünürsem, bunların kist alanları şöyle S kadar olsun. Ne olacak? Ağırlığın fazla olduğu yerde basınç daha fazla olacak. Burada iki tane X kullanmışım ki X benim için en ağır malzemeydi. Bir de Y var burada. O zaman P1 basıncının en yüksek olduğunu söyleyebilirim. En düşük basıncı burada bulmak için Z'nin çok kullanıldığı, Z ve Y'den oluşan şuradaki şeye bakabilirim, sisteme bakabilirim. Burada da P2'nin en küçük olduğunu görebilirim. P3'ün de ara bir değerde kalacağını görebilirim. Basit bir matematiksel kıyas yapılması istenmiş benden. Buna göre P1 P2'den büyük. Evet, bunun doğru olduğunu gördüm. P2 P3'ten büyük, bu yanlışmış. P1 de P3'ten büyük,
Bunun da doğru olduğunu gördüm. 1 doğru, 3 doğru. Cevabım C şıkkı. Öğreten soru. Şekideki boru sistemi yatay düzlemde olup sisteme yukarıdan bakılmaktadır. Boru sistemi arasındaki bağlantı şöyle şuralar K ve L olarak verilmiş bize. Boruları ile sağlanmaktadır. Her iki boru sistemine de eşit hacimde sıvı akışı veriliyor. Yani eşit sürede eşit hacimde yani aynı hızda buradan sıvılar akıyor. Tabi yani aynı miktarda sıvı geliyor buraya eşit sürede. Öyle olunca şu borunun geniş kısmındaki akış hızı mesela bu V1 ise bu da V2 ise burada ben V2'nin V1'den daha büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü boru daraldığı için burada aynı hacimde sıvının dışarı çıkabilmesi için sıvının akış hızının artması lazım. Burada da gösterecek olursam sıvının akış hızı şuraya göre daha fazla olacak. Uzun bir okla gösterdim sadece. Dar olan kısımda sıvı daha hızlı akıyor. Sıvının hızlı aktığı yerde de ne olacak? Sıvı basıncı düşecek. O yüzden ben şöyle düşünebilirim. Sıvının hızlı aktığı yer burası. Buradaki basınç düştüğü için burada K'dan iki yönünde sıvı akışı olacak. Düşük basınç burada yüksek basınç olduğu için. Yine benzer şekilde şuradaki dar bölgede akış hızı fazla olduğu için yine burada da sıvının bir yönünde yukarıya doğru akacağını söyleyebilirim. Burası yüksek basınç, şurası da düşük basınç olduğu için. K borusunda iki yönünde aşağı doğru, L borusunda bir yönünde yukarı doğru. Bunu söyledik. K ve L borularında sıvı akışı olmaması için basınç farkının oluşmaması gerekirdi. Ama basınç farkının oluştuğunu söylemiştik. Akış hızlarının farklılığından kaynaklı. Pekiştirici soru demiş. Düşey kesiti verilen eşit hacim bölmeli kap sabit debili su akıtan muslukta doldurmak isteniyor. Musluk bir bölmeyi T sürede doldurabiliyor. Başlangıçtan 2T süre sonra K noktasının sıvı basıncı P. Şimdi bir bölme T sürede dolduğuna göre 2T sürede ben nereleri dolduruyorum? Şurayı dolduruyorum. Bir de burayı dolduruyorum. Ve K noktasındaki basınç P kadar oluyormuş. K noktasındaki basınç P kadar, yüksekliğim de şöyle H kadar. Diyor ki bana başlangıçtan ne kadar süre sonra K noktasının basıncı 3P olur. Bunun 3P olabilmesi için K'nın üzerinde kalan sıvı miktarının 3H olması lazım. Basıncın da 3 katına çıkması için. Şimdi ben basitçe şunu düşünebilirim. 2T sürede buralar doldu. 1T sürede daha burayı doldurabilirim. 1T sürede daha burayı, 1T sürede daha burayı. Toplamda burası 5T yapıyor. Peki ben burayı doldurabilecek miyim? Burayı doldurmam mümkün değil. Çünkü buraya sıvı girmeye başladıktan sonra buradaki bunun bir atmosfer ortamında dünyada yapıldığını düşünüyorum. Burada bir gaz sıkışacak. Buradaki gazın basıncı yani gazın varlığı oranın tamamen sıvıyla dolmasına engel olacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 bölme bir de 5 bölmeden biraz daha fazla dolduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden 5T ile 6T arası bir sürede dolacak. Doğrudan ezbere 6 bölmenin dolması için 6T süre gerekiyor demeyeceğim. Dikkat etmem gereken nokta sadece bu olacak. ÖSYM tarzı bir soru. Sıvı içerisindeki bir çocuk balonu düşey kesiti verilen kapta şekildeki gibi dengede. Buna göre F kuvveti arttırılırsa, F kuvvetini arttırdığımda burada sıvıyı bir miktar ileriye doğru itmiş olacağım. Sıvılar sıkışmadığına göre kim sıkışacak? Buradaki çocuk balonu sıkışacak ve küçülecek. Peki. F kuvvetini arttırdım. Balonun içindeki balonun hacmini küçülttüğüm için PV sabit olduğu için tam gaz molekülleri dışarı kaçmıyor. Sıcaklığın da değişmediğini düşünüyorum. Ne olacak? Balonun içindeki gazın basıncı artmış olacak. PV sabit. Ne yaptım burada? Hacmi azalttım. O zaman basınç arttı. Balonu etki eden kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti konusunu gördüğünüz için hemen hızlıca söyleyebiliriz. Balonu etki eden kaldırma kuvveti batan hacmi ile orantılıydı. Buradaki batan hacim küçüldüğü için azalmış oldu. Kaldırma kuvveti de azaldı. S noktasındaki sıvı basıncı. Buradaki sıvı basıncı için ben hala şuradaki yükseklikle ilgileniyorum. Ve bu noktadaki sıvı basıncı H çarpı D sıvı çarpı G kadar olacak. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu değişmeyecek. 1 doğru, 2 doğru. Cevabım D şıkkı olacak. Son tekrar konumuz kaldırma kuvveti. Sıvılarda kaldırma kuvveti basınç kuvvetleri farkından kaynaklanacak. Yan taraflardan gelen basınç kuvvetleri birbirine eşit olabilir ama alt noktada sıvı basıncı daha fazla olduğu için yukarıya doğru olan basınç kuvveti daha fazla olacak. Dolayısıyla net bir yukarıya doğru bir kuvvet oluşacak sıvı içerisine attığımız cisimlerde. Matematiksel olarak aynı zamanda sıvının kaldırma kuvveti cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı derken cismin şurada şu kadar sıvıyla yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu sıvının ağırlığını bulursam
buradaki kaldırma kuvvetini bulabilirim. Oradaki sıvının ağırlığını bulmak istediğim zaman da cismin batan hacmi V batan D sıvı çarpı G şeklinde yapabilirim. V batan çarpı D sıvı bana buradaki sıvı kütlesini veriyor. G ile çarptığım zaman da zaten Mg'den ne yapıyorum? Ağırlığı bulmuş oluyorum. Sıvıya yavaşça bırakılan cismin sıvıda yüzmesi, askıda kalması ya da batması yalnızca cismin öz kütlesine bağlıdır. Ağırlığına veya ortamdaki yer çekimine bağlı değildir. Mesela suyun öz kütlesi 1. Suyun öz kütlesi 1, suyun içerisine birden daha yoğun bir cisim attığımız zaman dibe batar. 1 ise dengede kalır. Eğer diyelim ki 0,5 öz kütlesi, yarısı batacak şekilde dengede kalır. Bunun yer çekimiyle de bir ilgisi yok. Bu sistemi aya da götürseniz gene durumlar öz kütle kıyaslamalarıyla olacak. Çünkü basitçe düşünelim. Aya götürdüğümüzde sıvının da ağırlığı azalacak, cismin de ağırlığı azalacak. Bunlar aynı oranda olduğu için, buradaki oranı belirleyen şey de öz kütle olduğu için bizi ilgilendiren şey öz kütle olacak. Taşırma kaplarına, şöyle taşırma kaplarını şöyle de gösterebiliriz. Tam taşma seviyesinde bir cisim attığında sıvı taşıyacak. Cisim bırakıldığında üzerine etki eden kaldırma kuvveti ağırlığında sıvı taşırır demiş. Yani yer değiştirdiği sıvıdan bahsetmiştik. Burada diyelim ki bir miktar sıvıyla yer değiştirdi. Bu kadar sıvı da buradan dışarı taşıyacak. Zaten bu sıvının ağırlığı bu cisme etki eden kaldırma kuvvetini veriyordu. Demek ki taşan sıvının ağırlığı bana etki eden kaldırma kuvvetini verecek. Yani cismin yüzmesi ya da askıda kalması durumunda kapta ağırlaşma olmaz. Çünkü neden? Yüzmesi durumunda şimdi cismin ağırlığı kadar burada bir taşma durumu olacak. Çünkü kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığı birbirine eşit. Denge durumunda da kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığı birbirine eşit. Ama cisim dibe battığı zaman kaldırma kuvvetinin yanı sıra zeminin bir de tepkisi olacak. Bunlar cismin ağırlığına eşit olacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için, taşan sıvının ağırlığı da kaldırma kuvvetine eşit olduğu için bu kapta ne olacak? Bir miktar ağırlaşma olacak. Yani az miktarda kütle olarak sıvı taşıyacak ama daha fazla cisim bu sistemin içerisine girdiği için kapta ağırlaşma olacak. Kaldırma kuvveti cismin batan hacminin tam ortasına etki eder. Sizin cisminiz homojen olmayabilir, kütlesi eşit dağılmıyor olabilir. Ama geometrik olarak cisminizin tam ortasından etki edecek kaldırma kuvveti cisminizin ağırlık merkeziyle ilintili değil. O da sizi yanıltmasın. Cismin farklı sıvılarda kalan hacimlerini etki eden kaldırma kuvveti o hacimlerin bulunduğu sıvılardan kaynaklanır. Yani şuradaki batan hacim eğer Vx kadarsa, şurada batan hacim de V'ye kadarsa buna etki eden kaldırma kuvvetini bulmak için şöyle yazabilirim. X kısmında etki eden kaldırma kuvveti Vx dx çarpı G kadar olacak. Aynı şekilde Y kısmında etki eden kaldırma kuvveti için de V'ye dy çarpı G şeklinde yazabilirim. Bu ikisinin, ikisi de yukarıya doğru olduğu için bunları toplayabilirim. Dolayısıyla kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü bu şekilde bulabilirim. Önemli bilgi, buz suda yüzer. Çünkü buzun öz kütlesi sudan daha küçük. Dolayısıyla ne olacak? Buzun tamamı suyun içinde batmayacak, bir kısmı yukarıda kalacak. Klasik soru demiş. Lastik bir balon sıvı içinde makara ve ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Musluk açılıp bir miktar su, sıvı dışarıya akıtılıyor. Sıvıyı bir miktar dışarı akıttığımız zaman balonun üzerindeki sıvı miktarı azalacak. Yani balona etki eden basınç azalmış olacak. Balona etki eden basınç azalınca ne olur? Balon rahatça genişler. Balonun şöyle genişleyeceğini gösterelim. Peki balon genişleyince neler olur? Onlara bakacağız. Musluk açılıp bir miktar sıvı akıtıldığında balonun genişlediğini söyledik. İp gerilmesi ne olur? Öncelikle şuradaki ip gerilmesi, şuradaki ip gerilmesine eşit. Burada neden bir ip gerilmesi var? Çünkü balon yüzeye çıkmak istiyor. Balonu bir kaldırma kuvveti etkiliyor. Sıvıyı şöyle az bir miktar aşağı indirdiğim zaman, yani balonun üzerinde balon hala batıyor şeklinde düşünelim. Bu detayı tabii ki belirtmek gerekir. Balon bir miktar büyüdüğü için balonun batan hacmi artacak. Balona etki eden kaldırma kuvveti artacak. Dolayısıyla T'de bir artış olacak. Başka ne sormuş? Gazın öz kütlesi. Gazın öz kütlesi için şöyle, gazın kütlesinde bir değişiklik yok. Ama gazın hacmi artıyor. Şöyle D eşittir M bölü V gibi düşünecek olursam. Gazın kütlesinde herhangi bir değişikliğim yok. Gazın hacminde bir artış var. O zaman denklem gereği ne olacak? Gazın öz kütlesinde bir azalma olacak. Aradığım cevap azalır, artar olacak. Yani E şıkkı. Öğreten soru demiş. İçinde gaz ve H yüksekliğinde sıvı bulunan bir kapta K katı cismi ve bir tane lastik balonu varmış.
ağırlıksız D1, D2 dinamometreleri var. Sistem sızdırmaz pistona uygulanan F kuvvetiyle şekildeki bir dengede. F kuvvetini arttırıyor. Yani pistonu bir miktar şöyle aşağıya doğru itiyor. Pistonu aşağı ittiğimiz zaman ne olacak? Gazı sıkıştırmış olacağız. Gaz basıncı artacak. Gaz basıncı artınca neler olabilir bakalım. Sıvı sıkıştırılamaz zaten. Ama ne olabilir? K cismi de katı bir cisim. O da sıkıştırılamaz. Buradaki, yani böyle kabul ediyoruz. Çünkü çok yüksek bir basınç uygulamadığımızı düşündüğümüz için. Balonda ne olacak? Bir miktar küçülme meydana gelecek. Üzerine uygulanan basınçtan kaynaklı. Peki. Buna göre F kuvveti artırılırsa sıvı yüksekliği H, saymış bunları, demiş ki niceliklerinden hangileri azalır? Tek tek bir bakalım. Şimdi ben bunu uyguladığım zaman buradaki bir şeyde küçülme olacak. Balonda küçülme olacak. Balonda küçülme olunca balona etkeden kaldırma kuvveti azalacak. Balona etkeden kaldırma kuvveti azalırsa buradaki dinamometre üzerindeki gerilme kuvveti azalacak. Dolayısıyla D2'nin azalacağını söyleyebilirim. Gelelim K için duruma. Şimdi balon küçüldüğü için sıvı yüksekliği de bir miktar azalacak. Yani şurada H yüksekliğinin de azalacağını söyleyebilirim. Ama K cismi için üzerindeki sıvının yüksekliğinin artıp azalması önemli değil. Buna etkeden kaldırma kuvveti değişmedi. Dolayısıyla D1'de herhangi bir değişiklik yok. H'ın azalacağını söylemiştik. Başka bize neler sormuş? Balondaki gaz basıncı demiş. Balonu sıkıştırdığımız için gaz basıncı zaten artacak. Bunda da bir azalma olmayacak. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti nasıl yazabilirim? H çarpı D çarpı D sıvı çarpı G çarpı taban alanı. Şimdi taban alanında zaten bir değişiklik yok. Yer çekimimiz sabit. Sıvının öz kütlesi değişmedi. H azaldığı için sıvı basınç kuvveti de azalmış oldu. Yani azalanlar neler burada? Sıvı basınç kuvveti H ve D2 olacak. H, D2 ve F, S olacak. Cevabımız B şıkkı. Pekiştirici soru demiş. Eşit hacimli içleri dolu. Hacimleri eşit. Hacimleri eşit olduğuna göre aynı sıvı içerisinde batan hacimleri eşit. Sıvının öz kütlesi eşit. Üçü içinde yer çekimi aynı olduğuna göre üçüne de etkeden kaldırma kuvvetleri eşit. Buradan anlayacağım şey bu. Şekildeki gibi dengedeyken tüm iplerde oluşan gerginlikler eşittir. Yani bu T kadar, bu da T kadar, bu da T kadar, bu da T kadar diye düşünebilirim. Şimdi X ve Z cisimleri batma eğiliminde, çünkü ipler koparsa batacaklar. Bunu ipte yukarıya doğru gerilme oluşmasından anlayabiliyorum. Ama Y için yukarıdan ip T ile çekiyor, aşağıdan T ile çekiyor. Yani ipler açısından bir denge durumu söz konusu. Demek ki Y cismi zaten sıvı içerisinde dengede kalıyor. X ve Z cismi batma eğiliminde, Y dengede kalma eğiliminde olduğuna göre demek ki X ve Z'nin öz kütleleri Y'den daha büyük. Burada gerilmeler de birbirine eşit olup hacimler de birbirine eşit olduğu için hiç matematiksel işlemlere girmeden X'in öz kütlesi ile Z'nin öz kütlesinin birbirine eşit olduğunu ve onların da Y'den daha büyük olduğunu söyleyebilirim. X, Z'ye eşit ve Y'den büyükler. Cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzun cevabını videonun altına sizlerden bekliyoruz. Bugünkü tekrarımız burada sonlandı. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.